Arkadaşlar merhabalar. AYT klişe kampın ikinci videosundayız. Burada ne yaptığımızı hemen kısaca anlatayım ilk defa açanlar için. Burada arkadaşlar ben AYT'yi yeni bitirmiş arkadaşlarımız. Daha böyle vaktimiz de var. Şu an ben bunu çektiğimde sonuçta Şubat'ın ortaları. E, genelde Nisan'da bitirmenizi isteriz konulara bir aksilik olmazsa ama bunu bir kanun gibi algılamayın. Ben çok daha öncesinde genelde öğrencilerle bitirdiğim için bitiren öğrencilerin de olduğunu bildiğim için. Böyle ön bir çalışma aslında bu. 85-86 tane soru da arkadaşlar. Eksiğimiz var mı, unuttuğumuz yer var mı? Klişe soruların üzerinden gideceğiz. Bu demek değil ki hepsi kolay veya bu demek değil ki hepsi zor. Gerçekten standart bizi aşırı derecede yormayan, aynı zamanda da tekrar yaptığımızda böyle bir huzurlu hissedeceğimiz test arkadaşlar bu. O yüzden neti çok yüksek olan arkadaşlarımız. Güzelce çözsünler pdf'i çıktı alıp e, ister fotokopiden ister kendi yazıcılarından ya da işte bu Viva Office'den falan e, çözsünler. 30 civarı olan arkadaşlar da çözsün çözemediklerini izlesin ama 30'un altında yapıyorsanız bence birlikte gidelim. Yani durdurun çözmeye çalışın çözün sonra çözseniz bile benden izleyin bir yorum öğrenmiş olursunuz. Sonuçta derslerde de böyle yapıyoruz bu da bir ders hızlı modda izleyebilirsiniz ama bizim yorumlarımız sizin için çok değerli arkadaşlar. Öğretmen gözüyle çözümlere bakıyoruz. Bazen e, çözümlerimiz daha uzun olabilir. Merak etmeyin, orada çözüm yaparken bir şey bildiğimiz için size bunları aktarıyoruz. Merak etmeyin. Yani gözümüzden kaçarsa ayrı bir şey ama özellikle ben bu e, videolarda çok kısa tutmamaya çalışacağım. Hatta bir önceki videoya baktım, 15 tane soru ama 40 dakika vakit almış. Zor sorular olmamasına rağmen söylemek istediklerim olduğu için böyle devam edeceğiz. Şimdi 16. soruyla devam edelim. Bir eşitsizlik sorusu. Hemen ilk başta şunu söyleyeceğim. Köklü sorularda arkadaşlar tek dereceli kökte zaten sıkıntı yok. İç negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ama çift dereceli sorularda arkadaşlar köklerin içi asla negatif olamaz. O yüzden siz eşitsizliğe başlamadan evvel yapmanız gereken birinci şey şudur. Kesinlikle kökün içi negatif olamaz deyip x artı 5 büyük eşit 0 diyeceksiniz. Bu kenarda duracak 1. İkincisi burada bir hareket daha yapmamız lazım. Kökün dışı asla çift derecelilerde negatif olamaz. Bu yüzden x artı 3 de büyük eşit 0 olmalı. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimiz zaman x eksi 5'ten büyük olmalı. x eksi 3'ten büyük olmalı. Demek ki x eksi 3'ten büyük veya eşit olmalıymış ki Asla kökün içi negatif olmasın. Dışı da negatif olmasın. Sonra ikinci hamlemize geçiyoruz. O da nedir? Her iki tarafın karesini almaktır. Köklü sayıları kurtarmak için kökten. x kare artı 6, x artı 9. Sonra kök, e, kök diyorum pardon. İkinci derece eşitsizliklerde her zaman ne yapıyoruz? Öbür tarafı atıyoruz. x kare artı 5x artı 4. Çarpanlarına ayırıyorum. x artı 4, x artı 1, küçüktür 0. Şimdi tablomuzu yaptık. Eksi 4 ve eksi 1 oldu. Artı, eksi, artı. Bize neresi lazım? Eksi sonsuzdan eksi 4'e birleşim eksi 1'den sonsuza lazım. Şimdi e, yalnız şuna da dikkat etmemiz lazım. Sorunun başında ne demiştik? Bu soru hangi şartlar altında doğru? X büyük eşit eksi 3 şartlarında doğru. Yoksa daha soruyu çözemeyiz bile matematiksel olarak hata olur. Birleştirdiğimiz zaman bununla bizim bu sonda bulduğumuz eşitsizlik çözümünü o zaman ne oluyor? Bakın şöyle eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar sağlıyor güya. Sonra eksi 1'den sonsuza kadar sağlıyor. Ama arkadaşlar burada normalde eksi 3'ten sonsuza kadar olan çözüm olmalı. O zaman hem yeşilin hem mavinin olduğu yer eksi bir sonsuz aralığı oldu. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Basit bir sorudur ama benim önemsediğim bir soru arkadaşlar bu. Evet geldik şimdi arkadaşlar 17. soruya. Burada hemen size bir bilgi vereceğim. İki farklı kökte normalde delta büyüktür sıfırı kontrol etmek zorundayız. Burada bakın kökler birbirinden farklı zıt işaretli olduğu için dolayısıyla delta büyüktür sıfır gelir. Ancak zıt işaretlilerde arkadaşlar delta'yı kontrol etmenize gerek yok istisnai olarak. Sebebini söyleyeyim. Delta B kare eksi 4 ac. Şimdi iki zıt işaretli kökte kökler çarpımı c bölü a negatiftir. O zaman iki sayının bölümü negatifse çarpımı da negatiftir. a çarpı c negatifse önünde bir de eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bir sayının karesine pozitif bir sayı eklersek kesinlikle pozitif oluyor. Böylece Bakın A ve C'nin sadece işaretini bilerek sayıların ne olduğunu önemsemeksizin delta'nın daima sıfırdan büyük olduğunu gördük. Bir örnek vereyim bakın size. x kare eksi 4x eksi 6 olsun tamam mı? Bu denklemin arkadaşlar delta'sının negatif çıkma ihtimali yok. Sıfır çıkma ihtimali bile yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü kökler çarpımı negatif geliyor. Haliyle bir kök artıysa bir kök eksidir arkadaşlar. Bu yüzden de bun, burada c bölü a. Eksi geldiği için c çarpı a da eksi hakikaten c dediğim ne bak? Eksi 6. A dediğim x karenin katsayısı 1. Böylece b kare eksi 4 ac yapalım bakın. 16 artı 24, 40 geldi. Haliyle şunun negatif olması, bunun da pozitif olması ya da bunun negatif olması bunun pozitif olması, Kısacası C bölü A negatifse o zaman arkadaşlar daima delta büyüktür sıfır gelecektir. Ama benim için rahat etmiyor hocam derseniz siz artık delta'yı isterseniz kontrol edin. 1. Delta büyüktür sıfır geliyor kenarda kontrol edebilir isteyen. 2. Zıt işaretli köklerin toplamını bilemeyiz çünkü hangisi büyük hangisi küçük bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela bu eksi 2 olsa bu 3 olsa toplamları pozitif olur. Ama bu eksi 3 olsa bu 2 olsa negatif olur. Gördüğünüz gibi İşaretlerini biliyorum ama hangisinin mutlak değeri büyük bilemediğim için toplamına yorum yapamam. Üçüncüsü çarpımlarını daha demin de söyledik zaten zıt işaretli olduğu için c bölü a eksidir. c bölü a bu soruda ne? a eksi 3 bölü 1 demek ki a eksi 3 bölü 1 arkadaşlar. Sıfırdan küçük olmalıymış o zaman a küçüktür 3 oldu değişik geldi bakın cevap. Gelelim şimdi buraya eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben bir kere eksi x kare artı 2x eksi 5 çarpanların ayrılmadığı için deltasına bakayım buranın. 4 eksi 1. Şöyle yapayım. 4 eksi eksi 1 çarpı. Eksi 5 çarpı 4. Gördüğünüz gibi bunun deltası negatif geldi. 4 eksi 20'den eksi 16. Deltası negatifse bu ne demektir? Ne verirseniz verin. Baş kat sayısı negatif olduğu için eksi olacak. Çünkü kökte işaret değişir. Tek katlı kökte işaret değişir. Tek katlı kökü yoksa devam edecek. Eksi olmaya ne verirsek verelim burası eksi. Buraya geldiğimiz zaman deltasına bakacağım. Çarpanlarına ayrılmıyor yine. 1 eksi 4'ten eksi 3. O zaman buna da ne verirsek verelim. Pozitif oluyormuş. Haliyle bu iki sayının çarpımı arkadaşlar her zaman negatif geliyor. Ama bu ne diyordu? Büyük eşit sıfır olmasını istiyordu. Ne verirsem vereyim negatif geleceğine göre o zaman bunun çözüm kümesi boş küme olacak. Şimdi devam edelim. Geldik buraya. Ne demiş? fx fonksiyonuna göre x bölü fx küçük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Basit bir soru. Grafiklerde neye bakıyoruz? Eğer burası arkadaşlar teğetse çift katlı köktür. Eksi 4 delip geçtiği için bu tek katlı köktür. Şimdi bir de burada neye bakacağız? Payı sıfır yaptığı için x de sıfır. Yani bir kökümüz sıfır, bir kökümüz eksi dört, bir kökümüz arkadaşlar çift katlı kök olduğu için onu bir ne olur ne olmaz işaretleyelim dört. Bir de paydayı sıfır yaptığı için eksi dört çözümün içinde çıkarsa e, sade, e, götürmeliyim 4 çözümün içinde çıkarsa götürmeliyim çünkü payda da sıfır asla olmaz. Bunlar kenarda duracak eksi dört, sıfır. 4. Şimdi ne ile başlayacağız? fx'e baktığınız zaman 4'ten sonra bu arkadaşlar yukarıya gidiyorsa aklınızda bulunsun pozitif işaretlidir. Zaten paydaki x pozitif işaretli katsayısı artı olduğu için artı bölü artıdan artı. 4 çift katlı kök bu yüzden yine artı. 0 tek katlı kök eksi yine eksi 4 tek katlı kök artı oldu. Böylece arkadaşlar küçük eşit 0 olduğu Eksi 4 paydayı 0 yapıyor açık aralık. 0 payı 0 yapıyor sıkıntı yok alabiliriz. Birleşim yapabileceğimiz bir yer var mı yok. Dolayısıyla eksi 4 açık 0 kapalı aralığı oldu. Gelelim şimdi mutlak değerli eşitsizlikler olursa ne yapacağız? Basit bir soru üzerinden size bir bilgi hatırlatması yapayım. Eğer bir mutlak değeri bir denklemle veya bir sayıyla farkını alıyorsanız topluyorsanız da olur ama negatif sayıyla toplamanız lazım. Burada bulduğunuz kökler arkadaşlar tek katlı köktür. Neden biliyor musunuz? Siz buraya öyle kafanıza göre istediğiniz değeri verdiğinizde pozitif olmuyor. Bak buraya 1 versem pay negatif geliyor 1 eksi 2'den eksi 1. Ama x'e 5 versem 5 eksi 2'den 3 geliyor pozitif. Ya da x'e eksi 5 versem burası bakın 5 eksi 2'den 3 oluyor. Demek ki her verdiğim değerde pay pozitif olmuyor. O yüzden Mutlak değeri bir denklemden çıkarırsanız ya da bir sayıdan çıkarırsanız mecburen bunu yapmak zorundasınız. Tek katlı kökleyeceksiniz. Böyle bir kök 2, bir kök eksi 2. Bunlar tek katlı. Sonra x artı 1. Burada da eksi 1 geldi. Hemen bu eşitsizliğin çözümünü bulalım. Eksi 1, eksi 2 ve 2. Sonra arkadaşlar diğer eşitsizliğin çözümünü bulalım. Bu kenarda bir dursun artı, eksi, artı, eksi. Ne diyeceğiz buna göre o zaman? Küçük eşit sıfır olması için eksi sonsuzdan eksi ikiye kapalı aralık çünkü payı sıfır yapabilir. Birleşim eksi bir, iki. Eksi bir payı, paydayı sıfır yapıyor. Açık aralık iki payı sıfır yapıyor kapalı aralık. Bu kenarda dursun. Gelelim şimdi ikinciye. Eğer bir mutlak değer bir denklemle bölüm veya çarpım halinde ise çift katlı kök değildir ama çift katlı kök gibidir. Neden? Siz bir mutlak değerle bir sayıyı çarptığınızda zaten buraya ne verirseniz verin 3 hariç her zaman pozitif oluyor. O yüzden 3 hariç bu hep pozitif olduğu için çift katlı kök gibi hareket ederiz. Özellikle gibinin altını çiziyorum. Çünkü eşitsizlik sorularında ya da bazen türev sorularında karşıma geliyor. Hocam çift katlı kök değil miydi diyor insanlar. Hayır. Bu çift katlı kök gibi muamele ediyoruz. Ne verirsek verelim, pozitif olduğu için. Dolayısıyla yapıyorum bakın. Bir kök 0, bir kök 3, artı ile başlayacağım. Buranın işareti artı, buranın da işareti artı. Sonra yine artı, sonra eksi diyeceğim. 3 burada çift katlı kök gibidir. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 0, paydayı 0 yapıyor, açık aralık. Ee, bundan sonra zaten sonsuz. Ve açık aralık dedim. O zaman bu denklem ve bu denklemin çözüm kümelerinin kesişimine bakalım. Bunun için de ne yaparız? Bir sayı doğrusu çizebilirsiniz. Birisi sıfır açık sonsuz aralığı. Öbürü de arkadaşlar renk değiştireyim hemen. Eksi sonsuzdan, e, tabi eksi sonsuz diye bir sembol yok sadece hani anlayın diye yapıyorum. Eksi 2'ye kadar sonra bir de eksi 1 ile burası da 2'ye kadar Bakın kırmızı ve mavinin kesişimini görüyor musunuz? Burası geldi. O zaman 0 açık aralık, 2 kapalı aralık oldu. C şıkkı. Eşitsizlik sorularında arkadaşlar kesinlikle içler dışlar yapmıyorduk değil mi? Çünkü içler dışlar yaparsak x'in işareti belli olmadığı için işaret hatası yaparsınız. Her zaman o yüzden eşitsizlik sorularında payda eşitlenir. Atarsın öbür tarafa böyle 6x bölü x dersin. Şimdi artık paydalarını eşitlediğim için burada küçüktür 0 deriz. Buna göre x kare artı 6 x artı 9 bölü x küçüktür 0. x artı 3'ün karesi bölü x küçüktür 0. Ne verirsek verelim eksi 3 hariç her zaman burası pozitiftir. Köklerden biri eksi 3 biri 0. Çift katlı kök olduğunu unutmuyoruz. Burası şimdi artı ile başlıyor sonra eksi sonra yine eksi burayı sağlayan en büyük 3 farklı tam sayı değeri demiş. O zaman arkadaşlar en büyük tam sayı değeri dediği için eksi 1 sağlar. 0 alamam çünkü 0 paydayı 0 yaptığı için tanımsız yapar. Sonra eksi 2'yi alırım. Eksi 3'ü alır mıyım? Hayır. Çünkü arkadaşlar bu denklem küçük eşit değil küçüktür. O yüzden diğer kökümüzde en büyük eksi 4 oldu. Toplamları eksi 7 geldi. Bakalım şimdi parabol sorularına biraz da. Mx kare eksi 2x artı 3 fonksiyonunun grafiği yanda verilmiştir. Buna göre a artı b kaçtır diye soruluyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada a ve b ne dikkatinizi çekmesi lazım arkadaşlar. Bir fonksiyonun parabol fonksiyonunun iki tane değerinin ordinatları aynıysa Bunlar simetri eksenine göre eşit uzaklıkta noktalardır. Bunu kural olarak da bence bilin. Böyle olduğu için hatta buna x eşittir r doğrusu diyorduk simetri eksenine. Bunlar simetri eksenine eşit uzaklıkta iki nokta olduğundan dolayı ordinatları aynı çıkar arkadaşlar. Bu yüzden de a artı b'nin tam ortasında tepe noktasının apsisi yarılır. Bu arada tepe noktasının apsisi de ne arkadaşlar? Eksi b bölü 2a'dan 2 bölü 2m yani 1 bölü m. O zaman benim m'yi bulmam gerekiyor. Peki m'yi nereden bulacağım? Buraya dikkat ederseniz 1'e 0 bu denklemin e, herhangi bir kökü x eksenini kestiği için. Denklemi sağlar. m eksi 2 artı 3 eşittir 0. Böylece m arkadaşlar e, eksi 1 oldu. Bizden ne istiyordu? A artı B'yi istiyordu. Şimdi biz A artı B bölü 2'yi dikkat ederseniz eksi 1 bulduk. M'yi yerine yazarsak. Böylece A artı B de eksi 2 olmuş olur arkadaşlar. Bu çok basit bir bilgi ama ben önemsiyorum. Çünkü MEP kazanım testlerinde de konu anlatımlarında da ara ara bu geçiyor. Sınavda da ÖSYM'de tabii ki MEP kitaplarına da bakıyorlar, kontrol ediyorlar arkadaşlar. Ben o yüzden mümkün olduğunca böyle basit ama önemli bilgileri vermeye çalışıyorum. Şekildeki fx parabolü y ye eşittir x artı 1 doğrusunun kesiştiği noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir kere şöyle bir denklemi grafik olarak çizmenizin anlamı yok. x'e 0 verdim y'si 1. Y'ye 0 verdim. x eksi 1. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar evet kesim noktalarından birini bulursunuz ama diğerini böyle çizerek bulamayız. Ne yapacağız? parabolün denklemini bilerek bunları ortak çözeceğiz. Bazı sorularda grafik çizerek hallederiz kesim noktalarını. Ama bu soruda olduğu gibi noktayı direkt sorduğu için mecburen denklem yapacağım. O zaman parabolün denklemini nasıl buluruz? Bunun iki tane kökünü biliyorum. Kökleri bilinen bir parabol a çarpı x eksi birden x artı bir x eksi 3. Kökleri bilinen ikinci dereceden bir fonksiyonun denklemi budur. Baş katsayı kenarda dursun. Sonra 0 verdiğimizde bakın eksi 6'dan geçiyor. O zaman yerine yazalım. A çarpı 1 çarpı eksi 3 eşittir eksi 6'dan. A arkadaşlar 2 gelmiş oldu. Artık bundan sonra denklemini bildiğimiz için ne yapacağız? Bu parabolle doğruyu kesiştireceğim. 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Y'leri aynı olduğu için böylece bunları kesiştirebiliriz. Ne yapacağız peki bundan sonra? Normalde denklemlerde bunları sadeleştirme hakkımız yok. Öbür tarafa atarak garantici davranmak lazım. Ama kökleri bulurken hata yapmazsanız bunları sadeleştirdiğinizde bir kökü hocam eksi birdir derseniz hadi öyle kabul edelim. Ama matematiksel olarak doğrusu şudur. Açık söylemek gerekirse bunu öbür tarafa atıp ortak parantezi almaktır. Doğrusu bu arkadaşlar. 2x eksi 6 eksi 1 böyle. Dolayısıyla buradan bir kök eksi 1. Bir kökte gördüğünüz gibi ne gelmiş oldu? 7 bölü 2. Şimdi 7 bölü 2'yi gidip nereye yazacağız? İster doğruya yaz, ister parabolün üzerine. Neden? Hem doğruyu sağlıyor bu denklem hem parabolü sağlıyor arkadaşlar. Ben kolay olduğu için tabii ki doğru da yerine yazacağım. Y eşittir. 7 bölü 2 artı 1. Payda eşitleyince o zaman 9 bölü 2 geldi. Gördüğünüz gibi artık A şıkkı bulmuş olduk. Gelelim bu soruya x kare eksi c eksi 1 çarpı x eksi 3 OB 3OA verilmiş. Parabolün de bir ikinci derece fonksiyon olduğunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü burada ikinci derece denklem yorumları yapmamız gerekiyor. Buraya k dersek. Buraya da 3k dersek. Şimdi bu köklerden bir 3k olur. Öbürü de tabii negatif tarafta olduğu için eksi k olur. Kökler toplamına bir şey diyemem ama... Kökler çarpımı bakın 3K çarpı eksi K ve C bölü A değil miydi kökler çarpımı? O zaman eksi 3 bölü 1 bunlar gitti. Eksi K kare eşittir 1. K kare 1 yani K buradan 1 olacak. Dolayısıyla bir kökümüz 3 geldi. Bir kökümüz eksi 1 geldi arkadaşlar. Bundan sonra kökler toplamı 3 artı eksi 1. Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A C eksi 1 bölü 1. Dolayısıyla arkadaşlar C de buradan 3 olmuş oldu. Bu şekilde bakın yapabiliriz. Parabolün de ikinci derece fonksiyonu olduğu için x eksenini kestiği noktaları bulurken kökler yardımıyla yorum yapıyoruz. Şimdi geldik buraya. Şekildeki parabolün denklemi y eşittir eksi 2x kare artı kx eksi 2 olduğuna göre a'nın değeri kaçtır denmiş. Bir kere Bakın y eksenini eksi 2'de kesiyor. Lazım olursa kullanırız. Diğer durumumuz ne olacak? x eksenine teğet. Bir parabol x eksenine teğetse daha şimdi söyledim. İkinci derece fonksiyon yorumu yapacağımız için ikinci derece denklem. Bu değiyorsa çift katlı köktür. Çift katlı kök demek delta eşittir sıfır demek. Dolayısıyla k kare eksi 16 eşittir sıfırdan k kare 16 oldu. K 4 de olabilir. Eksi 4 de olabilir. Peki hangisi olacak? Şimdi bu x ekseninin negatif tarafında teğet. O zaman bunun tabii ki arkadaşlar tepe noktasının apsisi negatif olmak zorunda. K bölü 2 çarpı 2'den bunun tepe noktasının apsisi normalde nedir? K bölü 4. O zaman ben bu K yerine eksi 4 yazarsam tepe noktasının apsisi negatif oluyor. Böylece denklemi yazalım artık. Eksi 2x kare Eksi 4x eksi 2 eşittir y. A'nın değerini soruyordu. Yani hangi noktada teğet olduğunu soruyor. Hemen ne yapacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Çünkü x eksenini kestiği yani değdiği yeri soruyor. Eksi 2 parantezinde x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. E bu da zaten x artı 1'in karesi olduğu için arkadaşlar x eşittir eksi 1 geldi. Ben sorularda size böyle uzatıyorum gibi olabilir ama gerçekten yorum anlatmam gerektiği için bazı bilgiler veriyorum. Baştan da söylemiştim zaten. Şimdi güzel güzel tekrarımızı yapıyoruz. Daha sonra zor yorum soruları da zaten yine çözeceğiz ama burada temel orta düzey gidiyorken ben bu bilgileri vereyim. Gerçekten unutan arkadaşlarımız, tekrar etmemiş olan arkadaşlarımız ya da bazı yerleri hiç bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Böylece görmüş olursunuz. Eğer buradaki tekrarımızda bazı noktalarda hiçbir şey anlamadığınızı düşünüyorsanız konuya geri dönmeniz gerekiyordur. Tekrarın bir amacı da bu arkadaşlar. Şimdi gelelim 26. soruya. Bu testte son sorumuz olacak çünkü sonra trigonometriye geçeceğiz. Şimdi yukarıda tepe noktası t olan y eşittir. x kare eksi 6 x eksi 16 parabolü verilmiştir. D köşesi parabol üzerinde olan ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir denmiş? Dikdörtgenin kenarlarını bulmalıyız arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Size şöyle bir tepe noktası vermiş. Tepe noktasından geçen simetri eksenini çizelim. O zaman arkadaşlar bunlar aynı hizada olduğu için f0 neyse buradaki d noktasının ordinatı da odur. Paraboldeki bir tane soruda söylemiştim. Simetri eksenine göre simetrik noktalar kesinlikle ordinatları aynı noktalardır. Bunlar da gördüğünüz gibi mecburen simetri eksenine göre simetrik olacaklar. Ordinatları aynı olduğu için. Dolayısıyla f0 kaç? Eksi 16. O zaman d'nin de ordinatı eksi 16'dır. Yani bu dikdörtgenin bir kenarı 16'dır arkadaşlar. Hemen dikdörtgenin diğer kenarını da şöyle bulalım. Şimdi ordinatı 16 olan nokta ya bu. Eksi 16 olan. x kare eksi 16 x. Eksi 16 eşittir. Eksi 16. Buradan da x kare eksi 6 x eşittir 0 olur x çarpı x eksi 6 0 olduğu için evet 1 0 olacak 1 de 6 olacak. Gerçekten ordinata eksi 16 olan, olan nokta 0 ve 6 geldi. Artık arkadaşlar a noktası veya d noktasının apsisini de bulduk 6. Hemen ne söyleyeceğiz burada orta nokta olduğu için cd de 3 birimdir. Böylece 3 çarpı 16'dan dikdörtgenin alanı 48 geldi. Bu şekilde eşitsizlik ve parabol ile alakalı bir 11 tane soru çözmüş olmam lazım veya 12 tane. Şimdi yeni testi arkadaşlar trigonometri çözeyim biraz da size. Bu şekilde bakın ufak ufak hatırlatmalarla gidiyoruz. Üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.